2023 doğrusu hem Türkiye hem de aslında havza için özel bir yıl, özellikle yağış, düşen yağış açısından. Çünkü hem bahar ayları boyunca ta Haziran'a kadar sarkan bir yağışlı dönem, hem de sonbahar aylarında düşen bir yağış var ve bu yağışların tamamı havzanın o ihtiyaç duyduğu suyu büyük ölçüde karşıladı diye düşünüyorum. Sadece yağışın şekli, geçmişte kar, bugün yağmur şeklinde gerçekleşiyor ağırlıklı olarak. Fakat ciddi bir yağış almasına karşın Van Gölü'ndeki seviye değişmeleri hala negatif, yani nötr yönde. Yani su geri çekilmeye devam ediyor. Havzanın son 3-4 yıldır yetersiz yağış almasından kaynaklı toprağın suya olan ihtiyacı büyük ölçüde giderilmiş oldu. Ancak bu su o yolculuğuna devam edecek ve muhtemelen önümüzdeki yıl yaz ayları boyunca da, yani bahar ayları boyunca da diyelim, o yağış nispeten göle ulaşacak. Dolayısıyla göldeki seviye bir parça iyileşecek. Ancak bunların hiçbir tanesi aslında uzun ölçekli projeksiyonlarda Van Gölü'nün seviyesinde iyileşmeyi göstermiyor. Yani Van Gölü sıcaklıktaki bu artış devam ettiği sürece önümüzdeki 10 yıllar boyunca göl seviye kaybetmeye devam edecek. Yani evet, zaman zaman düşen yağışlarla birlikte bir iyileşme görülebilir. Ama tekrar eski sınırlarına çekilme ya da gölde bir iyileşme beklemiyoruz. Alan kaybetmesi gayet doğal. Çünkü yaz ayları boyunca yine buharlaşmanın şiddeti arttı. Kaldı ki yani yarım küre, yani kuzey yarım küre hakikaten yaz ayları boyunca özellikle çok daha fazla ısınıyor. Bu şartlarda göldeki iyileşmenin sınırlı kalacağını, düşen bu yağışların da aslında çok ciddi bir anlam ifade etmeyeceğini düşünüyorum. Bu yağışlar daha çok aslında o toprak tarımla uğraşan veya kırsaldaki insanların ihtiyaç duyduğu suyu belli ölçüde karşılamış olması adına sevindirici.